Ve Peygamberimizin hadisine devam ediyorum. Men ra emminkum karan. Kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltin. Durdurun onu. Müsaade etmeyin. Sizin bulunduğunuz ortamda Allah'ın ayetleri çiğnenmesin. Allah'ın emri çiğnenmesin. Eğer onun sizin bulunduğunuz ortamda Allah'ın ayetlerinin çiğnenmesine engel olamıyorsanız orayı terk edin. Terk edin orayı. Bırakın orayı. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir örnek veriyorum. Bir masada hanımlar toplanmış ya da erkekler dedikodu gıybet yapıyorlar. Sen onlara diyorsun ki hadis-i şerifin müjdesidir. Gıybet edene sus demek yüz şehit sevabıdır diyor peygamberimiz. Birisi gıybet ediyor değil mi? Ona sus dediğin zaman Allah'ın Resulü buyuruyor ki Allah yüz tane şehidin sevabını sana veriyor. Gıybet eden insanı susturduğunda bu mükafatları kaçırmayın ya. Hanımlar özellikle bir araya geldiğinizde onlardan bunlardan bahsedilen ortamları durdurun. Konuşturmayın onları. Hem yüz şehit sevabı alın hem o insanların Müslüman kardeşlerinin etini yemekten alıkoyarsınız. Çünkü Allah öyle anlatıyor. Resulullah buyuruyor ki bir ortamdasın gıybet ediliyor sustur. Eğer senin uyarılarına rağmen devam ediyorlarsa Allah'ın Resulü buyuruyor ki orayı terk edin kalkın orada. O ortamda bulunmayın o masada durmayın. Kumar mı oynuyorlar Allah'ın yasakladığı bir şey mi yapıyorlar, zina mı ediyorlar, alkol mü tüketiyorlar, bir beraberce yılbaşı mı kutluyorlar, toplu olarak mı yapıyorlar bunu? Onları uyar, eğer uyardığın takdirde devam ediyorlarsa onları terk edin. Peki buna, bunu yapan insana ne müjde var? Resulullah buyuruyor ki, Allah'ın dininin yaşanmadığı bir ortamda. Mesela burada oturuyorsun. Herkes haram çiğniyor. Haram işliyor. Sen diyorsun ki yapmayın. Bakın Allah yasaklamış bunu. Onlar sana diyorlar ki sen bize karışma. Biz istediğimizi yaparız. Resulullah diyor ki Eğer beş, bir karış dahi olsa. Bakın bir karış. Allah'ın dinini orada İslam çiğnendiği için bir karış dahi. Bir karış ne demek? Burada haram mı çiğneniyor? Ben onları susturmaya çalıştım. Durmadılar. Sırtımı dönüyorum onlara ya. Diyorum ki eğer siz bunu yapıyorsanız, konuşuyorsanız, Allah bunu yasaklamıştır dediğim halde devam ediyorsanız Resulullah buyurur ki kim o ortamdan bir karış dahi olsa hicret ederse yani yüzünü oradan çevirirse Allah'ın yasakladığı Allah'ın razı olmadığı bir ortamdan yüzünü çevirirse Allah kıyamet günü onu İbrahim'e Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu edecektir. Ne kadar büyük bir nimet ya. Bu nimete nail olmak istemez miyiz kardeşlerim? O bulunduğunuz ortamı terk edeceksiniz. Kumar mı oynanıyor? Okey mi oynanıyor? Parayla mı yapılıyor? Haram mı çiğneniyor? Terk ettirin arkadaşlarınızı. Dostluk demek budur. Arkadaşını iyiye sevk etmek demektir. İyi dost budur. Dünyalık dost sadece kardeşlerim dünya işlerinde geçerlidir. Ahirette hiçbir işinize yaramaz bunlar. Durdurun. Durduramıyorsanız da o ortamı terk edin. Resulullah'a komşu olmak istiyorsanız, Hz. İbrahim'e komşu olmak istiyorsanız o ortamdan bir karış daha olsa en azından yüzünüzü çevirin diyor Allah'ın Resulü. Şimdi kötülük gördünüz. Resulullah diyor ki elinizle düzeltmeye çalış. Gücünüz yetiyorsa evladın mı? Tut kolundan alıkoyacaksın haramdan onu. Eşin mi? Kolundan tut haramdan alıkoyacaksın. Ya da kadın kocan mı? Kolundan tutup haramdan alıkoyacaksın. Resulullah buyurur ki elinizle hani bunu gördüğünüz zaman elinizle düzeltmeye gücünüz yetmezse kainatın efendisi buyurur ki dilinizle düzeltmeye çalışın. Mesela deyin ki anlatın onlara Allah şöyle buyuruyor. Tanımıyorsan bile anlatabilirsin. Yani bizim insanlarımızda şöyle bir algı var. Tanımadığın insana selam verilmez. Ha, tabii ki erkek erkeğe selam verecek. Yani sen tanımadığın sokakta gördüğün bir kadına selamun aleyküm abla demek bu doğru bir şey değil tabii. Erkek Tanımadığı bir erkeğe selam verebilir. Hanım bir Müslüman bir hanım tanımadığı başka bir Müslümana. Bunlar sünnettir kardeşlerim. Biz sadece sanıyoruz ki selam tanıdığa verilir. Ya da tanıdığımız biri günah işliyorsa sadece onu uyarırız biz. Akrabam mı? Günah işliyor ben sadece akrabamı uyarırım. Başkası beni ilgilendirmez. Böyle bir şey yok. İslam'ın böyle bir anlayışı yok. Kim olursa olsun hata gördün. Bakın orada hadis-i şerifi görüyorsunuz. Allah'ın Resulü buyuruyor ki bir kötülük görünce elinizle gücünüz yetiyorsa düzelt. Elinizle gücünüz yetmiyorsa onu dilinizle uyararak düzeltin. Eğer dilinizle de kardeşlerim gücünüz yetmiyorsa onu düzeltmeye Resulullah buyuruyor ki kalbinizle buğz edin. Ama neye buğz edin? Ya bunun Allah belasını vermiş, bu perişan olmuş de demeyin diyor Allah'ın Resulü. Onun yaptığı kötü amele buğz edin. Kötü bir iş mi yapıyor? Kalbinizden deyin ki Ya Rabbi... Ben bu adamı elimle düzeltemiyorum, dilimle düzeltemiyorum ama kalbimden iman ediyorum ki bu iş haramdır ya Rabbi. Bunu deyin ve Peygamberimiz hadis-i şerifin devamında buyuruyor ki bu da imanın en alt şubesidir. İman 70 şubedir. Bunun en altı da kötülüklere, haramlara buğz etmektir. Ama bunlar kardeşlerim ne yaptılar? Buğz etmiş. Şimdi biz kendi ortamlarımızda da öyleyiz. Bana ne, ne yapıyorlarsa yapsın diyoruz. E o da senin Müslüman kardeşin. Kıyamet günü bir haramı çiğneyip de uyarmadığın bir Müslüman senin karşısına çıkıp desek ya sen beni bu haramı işlerken gördün. Ben bunu bilmiyordum. Bana niye hatırlatmadın dese ne hesap vereceksin? Sen beş vakit namaz kılarken, senin eşin çarşaflıyken, senin eşin tesettürlüyken, senin komşunun Allah'tan haberi yoksa bunun hesabı, bunun kıyamette sorgusu çok büyük olacaktır. Dolayısıyla kardeşlerim bakın Allah sadece emrini çiğneyenleri maymuna döndürmedi. Allah emrini çiğnemeyip çiğneyenlere ses çıkarmayanları da Allah maymuna dönüştürmüştür. Rabbimiz Celle Celaluhu bu kavimlerden Allah örnek almayı bize nasip etsin. Yani İslam'ı yaşadığımız gibi anlatmayı da Allah bize nasip etsin. Dilimizin döndüğü kadar. Ya ben hoca değilim ki hocam siz diyorsunuz ama ben nasıl anlatayım ben bir şey bilmiyorum. Kardeşim bildiğin kadar anlatacaksın. İlla hocalar anlatacak diye bir kaide yok. Elhamdülillah tabi hani okumuş olanları dinlemek, onları takip etmek bu ayrı bir mesele. Ama herkes kendi ortamında İslam'ın emirlerini sağlayacak iş arkadaşını anlatacaksın. Mesela bugün sohbetimizi dinleyen kardeşlerimiz. Yarın pazartesi günü arkadaşlarınıza anlatacaksınız. Bakın Bakara suresinin Allah 65-66. ayetlerinde o kavmin maymuna dönüştürüldüğünü anlatıyor. Niye dönüştürüldüğünü Allah anlatmıştır diye bunları insanlara anlatacaksınız. Çünkü ilmin zekatı anlatmaktır öğrendiklerinizin kıyamet günü boynunuza dolanmasını istemiyorsanız duyduklarınızı öğrendiklerinizi insanlara anlatacaksınız. Ve herkes kendi çapında bu konuya gayret gösterecek. Sevdiklerimizi arayacağız. Sabah namazına kalktın mı? Bugün öğlen namazını kıldın mı? Aradığımızda ya arabanı ne yaptın sattın evini aldın mı? Saatlerce boş boş böyle fuzuli muhabbetler konuşmalar yapıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki konuştuğunuz kelamlardan en azından yani üç tanesinden bir tanesi Allah'ı hatırlatan bir şey olsun. Bir saat telefonla konuşuyoruz. Özellikle hanımlar hani daha çok bu konuda vakitleri oldukları için söylüyorum. Saatlerce konuşuyoruz. Günler yapılıyor. Hani tabii şimdi öyle bir imkan yok. Bir araya gelinemiyor ama yine de telefonlarla canlı bağlantılarla bunlar devam ediyor. Ha bunların olduğu ortamlarda boş vakit geçirmek doğru değil kardeşlerim. Her Müslüman kendi çevresindekini uyaracak, kendi arkadaşına anlatacak, samimi dostuna, eşine, akrabasına. Bakın yılbaşı geliyor mesela. Çevremizi, sevdiklerimizi arayacağız. Bakın sakın diyeceğiz, sakın milli piyango almayın. Böyle bir hataya düşmeyin. Sakın evinizi süslemeyin. Sakın çam dur, şudur, bu, bu Müslüman adeti değil bunları yapmayın diyeceğiz. Alışveriş yaptığımız esnaflarda böyle şeyler, camlarını süsleyenler, peygamberin doğumu olur kimsenin haberi olmaz. Hicri yılbaşı olur kimsenin haberi olmaz. Yani en azından o gece biz Mekke'nin fethini kutlayacağız. Mekke'nin fethini idrak edeceğiz. Allah Celle Celaluhu'nun Mekke'yi Resulullah'a bağışlamasını biz idrak edeceğiz. Her ne kadar ya hocam yılbaşının Hristiyanlarla ne alakası var biz yeni bir sene. Ya bir ömür kaybediyorsun. Ağlaman gereken yere sen sevinerek Ömründen bir ömür geçmiş ona seviniyorsun ya. İnsan kaybettiği şeye üzülür sevinmez. Bir yılın geçiyor senin ağlaman lazım. Ben bu bir yılda Allah'a razı edebildim mi? Bunu düşünmek gerekiyor. İşte bu kavimlerdeki Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar bizim için örnektir. Rabbimiz Celle Celaluhu duyduklarımızda amel etmeyi bizleri muvaffak eylesin. Kardeşlerim ashabı uhdudu da anlatacaktım ancak yani çok vaktimizi doldu sayılır vaktimiz. İnşallah Allah nasip ederse onu da önümüzdeki sohbetlerimizde anlatmaya çalışırız. Çünkü yani bir seri olarak başladık peygamberlerin kavimlerine onların işte imtihanlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu konularımız bittikten sonra tabii ki çok konuları var, gündem meseleleri var ki özellikle bu yağmurla alakalı çok dua edelim. Ülkemizin bütün felaketlerden musibetlerden korunması için dua edelim. Gece ailemizle, çoluk çocuklarımızla beraber haftalık bir teheccüdlük en azından her gün kalkamıyorsanız tabii her gün kalkmak daha büyük nimet. Kalkamıyorsanız bir gece ailemizle, efradımızla, çoluk çocuğumuzla kalkıp, Ya Rabbi, ülkemizi, doğumuzu, Güney doğumuzu, bütün Türkiye'mizi Ya Rabbi muhafaza et. Allah'ım topraklarımızı bereketli eyle. Tarımımızı, ekinlerimizi bereketli eyle. Onları fesada uğramaktan, ifsada uğramaktan muhafaza eyle. Dua edeceğiz Allah'a. Yalvaracağız. Ondan başka gidecek kapımız yok ki. Veren de o, alan da o. Yani aldığı gibi verir de Allah Celle Celaluhu. Kulun Allah'a yalvarması şeklinde Allah' nimetini bahşeder. Rabbimiz inşallah ülkemizi, alemi İslam'ı evvela şu virüs musibetinden halas eylesin. Rabbimiz doktorlarımıza bu konuda çok hizmet eden özellikle hastalıkların içinde olan sağlık çalışanlarımıza Allah Celle Celaluhu yardımıyla Nassar ismi şerifiyle Rabbimiz yardımını onlara lütfetsin. Doktorlarımızı konuda çalışan kardeşlerimizi her türlü musibetlerden, belalardan emin ve muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu inşallah ülkemizi ülkemizin piyasasını yani iş bazı kardeşlerimiz bu konuda çok dua istiyorlar. E, i̇ş konusunda tabii işler kötüye gidiyor, piyasa kötüye gidiyor. İnşallah kardeşlerim bundan çıkış yolu Allah'a iman etmek, Allah'a dönmek, topluca Allah'a tövbe ve istiğfar etmektir. Rabbim cümlemizi buna muvaffak eylesin. Allah Celle Celaluhu bizleri istikametten ayırmasın. Rabbimiz son nefesimizde حسن خاتم كلمي شعادتي بزل نصيب إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة